Merhaba herkese, Yollarda programına hoş geldiniz. Bugün konuğum akademisyen Doğuş Şimşek. Hoş geldin Doğuş, teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim Begim, davet ettiğin için. Kısaca seni tanıtmak istiyorum izleyenlere. Doğuş Şimşek, Kingston Üniversitesi Londra'da sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor şu anda. Doktorasını sosyoloji alanında Londra Üniversitesi City'den, yüksek lisans derecesini de kültürel incelemeler alanında Londra Üniversitesi Goldsmith'ten aldı. Doğuş'u Medyaskop yayınlarındaki birçok programdan tanıyorsunuz zaten ama araştırma alanları genelde uluslararası göç, mülteci çalışmaları, ırk ve ırkçılık, toplumsal cinsiyet ve göç ve göçmen çocukları, kimlik konuları ve kimlik konularını kapsıyor. Doğuş, bugün seninle biraz aslında gündelik hayatta ırkçılık nedir üzerine konuşmak istiyorum. Sonra da senin Türkiye'deki Afrikalılarla yaptığın araştırmayı biraz konuşalım diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de genel olarak son zamanlarda hele bütün gündemde Suriyeliler ve Afganlar kapsamında Türkiye'deki göç konuşuluyor. Her ne kadar ben hala Afganların doğru bir yerden konuşulmadığını ve o nedenle de çok yetersiz konuşulduğunu, araştırıldığını düşünüyorum ama Afrikalı, Türkiye'de yaşayan Afrikalılar, ki daha evvel seninle konuştuğumuzda da söylemiştim, Afrikalılar gibi bir genelleme yapıyoruz. Yani inanılmaz muazzam çeşitlilikleri, farklılıkları olan bir koca kıtayı Afrikalılar deyip genellediğimiz, bilmediğimiz bir göç alanından söz ediyoruz. Ben hani bu kadar zamandır göç alanında çalışıyor olmama rağmen Türkiye'deki Afrikalı göçmenler ve mülteciler hakkında çok yetersiz bilgiye sahibim. O yüzden tekrardan çok teşekkür ederim bugün katıldığın için. Ama tam ona geçmeden evvel, hazır sen İngiltere'de çalışıyorsun, bu son gündeme de bir ucundan acık değinelim istiyorum. Malum özellikle Avrupa'da göç alanındaki gündemi çok ciddi bir şekilde bu İngiltere'nin mülteci başvuruları değerlendirilene kadar tutulmaları amacıyla Ruanda'ya gönderilmeleri için yapılan bir düzenleme var. Bu aslında tabii bir yandan da aşina olduğumuz bir şey. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Guantanamo'ya Haitilileri göndermesi, Avustralya'nın Nauru Adası'na kişileri offshore olarak bu dışsallaştırma dediğimiz yöntemleri küresel olarak aslında mültecilere yönelik bir şiddet biçimi olarak sıklıkla görüyoruz. Ve bunun aslında bunu amaçlayan hükümetleri açısından bakınca bile başarısız olduğunu bilmemize, görmemize ve çok da pahalı bir şey olduğunu bilmemize rağmen bir model olarak devam ediliyor. Geçen sene Danimarka böyle bir yasal düzenleme getirdi. Şimdi de İngiltere Ruanda üzerinden bunu yapmak istiyor. Çok pardon, ben biraz hastayım da izleyici arkadaşlardan özür de diliyorum aynı zamanda. Şimdi böyle baktığımızda yani bir yandan da insan hakları kurumları Ruanda'daki insan hakları karnesinin, yani oranın ne kadar mülteciler için güvenli bir yer olmadığının da altını çiziyorlar vesaire. Geçen hafta işte bir grup mülteci uçağa konuldu, Ruanda'ya gönderilmek üzere. Fakat farklı avukatların çok hızlı ve çok etkili çalışmasıyla beraber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi göndermeleri durdurdu. Son kişiye kadar herkes uçaktan indirildi ve bu süreç askıya alındı. Tam artık ben susayım. Sen oradasın, bu dayanışma ne kadar sürebilecek? Çünkü yani dayanışma güçlü belli ama hükümet de çok kararlı, İngiltere hükümeti bu süreci yürütmekte. Evet, zaten belki izleyiciler de takip etmiştir. İngiltere hükümetinin yasa dışı yollarla ülkeye giren sığınmacıların bazılarını Ruanda'ya gönderme doğrultusundaki kararını zaten Nisan ayında açıklamıştı. O zaman beri de tabii hem muhalefetten hem de iktidar partisinin bazı isimlerinden çok sayıda eleştiriler gelmişti. Bu planda 5 yıllık bir plan aslında. Başvuruların İngiltere'den sığınma talebi eden bazı kişiler başvuruların değerlendirilmesi öncesinde bu plana göre Ruanda'ya gönderilecek.
planda ilk olarak 1 Ocak sonrasında Fransa'dan botlarla İngiltere'ye gelmiş olan bekar erkekleri göndermeyi hedeflediklerini söylemişlerdi hükümet. Özellikle İçişleri Bakanı Prit Patel. İlk gönderilecek grubunda kişinin de charter uçağında 14 Haziran'da hareket edeceğini bildirmişti. Bu anlaşma çerçevesinde de Rwanda'da yaklaşık olarak 120 milyon sterlin değerinde gibi ilk ödeme yapılmıştı. Ama tabii daha sonra başka ödemeler de yapılacağı açıklandı. Biraz önce dediğim gibi 10 gün önce aslında ilk uçak kalkması gerekiyordu. Fakat ilk aşamada 130 kişinin Rwanda'ya gönderilmesi planlanıyordu. Ama işte senin de bahsettiğin gibi bazı hukuki itirazlar sonucunda 31 kişi için uçak bileti alındı ilk önce. Ama İnsan Hakları Kuruluşu da ve diğer bazı bir takım STK'lar protestolar yapmaya, zaten bu karar açıklandığından beri protestolar devam etti. Bunun için İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurdular. Dolayısıyla 10 gün önceki ilk uçuş son dakikada iptal edildi ve kimse gönderilmedi. Bu aslında bir kişi üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi. 7 kişiden biri bir kişiydi. İltica süreci henüz tamamlanmamıştı ve işkence mağduru olduğu için gönderilmesi çok sakıncalı bir kişiydi. Dolayısıyla dava kazanıldığı için göndermeye çok acil bir kararla İnsan Hakları Mahkemesi göndermeyi durdurdu. Şimdi mahkeme kararında İngiltere mahkemeleri sınır dışı kararının hukuka uygunluğu konusunda nihai bir karar verinceye kadar sınır dışı işlemlerinin durdurulduğu belirtildi. Bu karar da Temmuz ayında verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla Temmuz ayında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tabii senin de bildirdiğin gibi çok sayıda eleştiriler oldu. Hatta iktidar partisi içinde de bu planı eleştiren isimler oldu. Dayanışma devam edecek gibi gözüküyor ama hükümet de kararından dönmeyecek gibi gözüküyor. Evet. Bakalım neler olacak. Bugün değil bu hafta Boris Johnson Rwanda'ya gitmişti bu Commonwealth buluşması için. İngiltere'deki arkadaşlarım sosyal medyalarında Boris Johnson'ın Rwanda'da mülteci statüsüne başvurmasını ve orada kalmasını tavsiye ediyorlardı. Çok güzel bir fikir aslında. Yani. Ama bir yandan da Daniel Trilling biliyorsun gazeteci, o bu işte zaferin olduğu gün diyeyim yazmıştı Twitter'da, bu son değil başlangıç diye. Bu esas mücadele bundan sonra başlıyor gibi gözüküyor. İngiltere'deki özellikle hukukçular ve mültecilerle dayanışanlar için. Çünkü anladığım kadarıyla sadece Afrika'dan gelen göçmen ve mültecileri değil, Afganistan'dan gelenleri de Rwanda'ya gönderecekler. Hatta Boris Johnson bu hafta yaptığı açıklamada böyle tabii ben yanlış görmediysem Ukraynalıların bile götürülme ihtimaline dair ufak bir karmaşa yarattığını. Yani daha doğrusu Ukraynalılar zaten geçici koruma yönetmeliğinde ama o AB içerisinde İngiltere'deki düzenlemelerden emin değilim tam detaylı ama hukuka uygun olmayan şekillerde gelen Ukraynalılar için de aynı şeyin uygulanabileceğine dair bir ufak bir ışık verdi Boris Johnson ama ne kadar... Evet, her şeyi yapabilirler o anlamda. Zaten anlamadıkları şey sınırı geçen insanların zaten çoğu mülteci ve savaştan kaçmış ve işkenceden kaçmış insanlar. Dolayısıyla şiddetten kaçanları koruma yükümlülüğünü yaratan uluslararası toplum dayanışma işbirliğinin temel ilkesine zaten aykırı bu yaptıkları. Dolayısıyla onları mülteci gibi göstermeyip aslında tırnak içinde kaçak göçmen ifadesini çok fazla kullanarak bu yaptıkları ya da anlaşmaya vardıkları bu planın legal olduğunu savunuyorlar. Ama kamuoyu yoklaması da yapıldı geçenlerde. Yani çok fazla kişiyle değil de 2463 kişiyle bir anket çalışması ve Rwanda'ya, mültecilerin Rwanda'yla gönderilmesi hakkında ne düşündükleriyle ilgili. 44'ü bu kişilerden %44'ü politikayı desteklediklerini,
belirledi. %27'si de kuvvetle desteklediklerini, %28'i de şiddete karşı çıkanlar dahil olmak üzere şiddetle karşılardı. %40'ı da tamamen karşıydı ama %44'ü yani büyük bir çoğunluğu desteklediğini maalesef. Bu aslında tam da devam etmek istediğim konuya çok doğru bir yerden not etmiş oldun Doğuş. Bu çünkü şey meselesi yani çok uzun bir zamandır hani Türkiye'de bunu tartışıyoruz ama bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Yunanistan'da, Almanya'da, İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde her yerde çok ciddi bir şekilde mülteci karşıtlığının, göçmen karşıtlığının popüler bir söyleme dönüştüğünü görüyoruz. Ve aslında hükümetlerin bu politikalarını şekillendiren şey gündelik hayatta bu dönem bu gündelik ırkçılığın, gündelik ayrımcılık hallerinin toplumda artmasıyla birlikte bence hükümetlerin bir şekilde bir şey yapıyormuş gibi gözükmek amacıyla böyle saçma sapan insan hakları ihlallerini, kendi bağlı oldukları uluslararası hukuk yani sözleşmeleri de ihlal eden ama gerçekten bir yandan da hani geçtim hiç kimse takmıyor diyelim artık. Çünkü bir yandan da mülteci sözleşmesinin sonuna mı geldik tartışmaları da var biliyorsun ki akademik ve hukukçuların arasındaki tartışmalarda. Hadi onları da geçtik diyelim. Hani rule of law dediğimiz hukukun üstünlüğü meselesini de geçelim. Ama nihayetinde hükümetler için inanılmaz paralara mal olan, hiçbir şekilde efficient olmayan, sonu mesela yani insanları bu kadar ruhsal ve işte psikolojik zorlu süreçlere sokacak olan şeyler nihayetinde Almanya'da bu hafta mesela bir panele katıldım. Burada da mesela insanların mülteci statüsü belirlenene kadar entegrasyon kurslarına ya da işte Almanca kurslarına gitmeleri için destek verilmiyor. Ama bu süreçte çocuklar o bir sene, iki sene ne kadarsa okuldan kaybediyor. Yani bunlar toplumumuzun geleceğini hani etkileyen gerçekten nihayetinde çok büyük hani tırnak içinde söyleyeyim masrafları olacak bir şey. Neyse ben aşırı dertliyim bu konuda ama temelinde işte gündelik ırkçılık yatıyor. Evet. Yani hükümetler evet. Bu gündelik ırkçılığı konsolide etmek amacıyla böyle bir politikalar zinciri yaratıyorlar. Ama evet. Ve günümüzde sürekli bu söyleniyor işte ırkçısın deniyor birisine. Ama bu gündelik hayat ırkçılığı nedir aslında bence yeteri kadar iyi bilmiyoruz. Evet. Sen de uzun bir zamandır hani bu alanda araştırmalar yürüttün. Bize genel olarak gündelik hayatta ırkçılık nedir anlatabilir misin biraz? Yani çünkü dilimize kadar entegre olmuş sistematik bir ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik bir sürü bir şeyle birlikte yaşıyoruz. Tabii ki. Şimdi ırkçılığın tanımına baktığımızda tarih boyunca değiştiğini görüyoruz. İlk önce oradan başlayayım. Sonra bu sistematik ve yapısal ırkçılığın aslında nasıl gündelik ırkçılıkla bağdaştığını anlatayım. Buradan başlarsam belki daha iyi anlatabilirim diye düşündüm. 1960'larda ırkçılık azınlık ve çoğunluk topluluklar arasında ırkçı kategoriler temelindeki toplumsal ilişkilere odaklanmıştı. O zamandaki akademik çevrede kullanılan ırkçılık terimi ya da politikacılar tarafından kullanılan ırkçılık teriminin tanımı bu yöndeydi. 1980'lere baktığımızda daha neo-Marksist bir bakış açısıyla sınıf ve ideoloji ile ilgili olarak da ırkçılığın aslında bir birleştiğini görüyoruz. 90'larda ise sınıftan ziyade kimlik, kültür, etnik köken, yerellik ve milliyetçilikle ilgili tanımlayan bir tartışma ortaya çıkardı. Yani yapı ve süreçle ilişkilendirilmiş bir şey. Daha geniş sosyal yapıdaki doğal eşitsizlikleri belirleyici bir şekilde ırk ve etnik olarak farklı görünenlere affedilen biyolojik ve kültürel faktörlerle ilişkilidir aslında delik ırkçılık. Dolayısıyla gündelik ırkçılık kavramı da gündelik yaşamın sistematik, tekrarlayan ve bilinen uygulamaları olarak tanımlanabilen, genelleştirilebilen, sosyalleşmiş tutum ve davranışları içeren, deneyimlerle ilgili olan ve toplumun her kademesinde uygulamaların tutarlılığını gösteren uygulamalardan oluştuğu tartışılmıştır literatürde. Dolayısıyla biraz daha tekrar
Bir kere daha bir tekrar edebilir misin? Tam takip edemedim ve uzun bir cümle kurdun çünkü. Daha kısa bir cümleyle anlatayım. Gündelik yaşamdaki sosyal ilişkilerde toplumun tüm seviyelerindeki toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan yapısal güç ilişkilerinin aslında gündelik uygulamalar ve etkileşimler içinde hiyerarşik bir yapı çerçevesinde ortaya çıkmış şeklidir. Yani güç ilişkisinden bahsediyor. Evet, evet. Aynen. Zaten bu yapısal eşitsizliğin aslında yapısal eşitsizlik üzerinden, hiyerarşik ilişkiler üzerinden ortaya çıkan yapısal ırkçılığın gündelik hayatta deneyimlenmiş hali. Gündelik hayattan kastımız nedir? İşte sokakta, iş yerinde, işte ev sahibiyle olan ilişkide, işte otobüste, markette birçok göçmen ve mülteci maalesef ırkçı davranışlara maruz kalıyor. Neden gündelik ırkçılık aslında önemli ve neden konuşmamız gerekiyor? Çünkü insanlar öldürülüyorlar gündelik ırkçılık nedeniyle. Benim zaten Türkiye'de de ve dünyanın diğer ülkelerinde de aslında bununla ilgili birçok haber okuyoruz her gün neredeyse. Türkiye'de de birçok mültecinin öldürüldüğüyle ilişkin haberler okuyoruz her geçen gün. Sokakta yürürken öldürülüyorlar. Hani çok fazla bir nedeni olmadan. Benim Afrikalı'nın farklı ülkelerinden gelen göçmenlerle yaptığım çalışmada da aslında birkaç göçmenin arkadaşının hem sistematik hem gündelik ırkçılık nedeniyle öldürüldüğünü biliyorum. Hatta cenazesine katıldığım da oldu. Dolayısıyla mesela George Floyd'un da aslında sistematik bir ırkçılık ama... Sistematik bir ırkçılık. Sistematik hayattaki sonuçlar oluyor aslında. Aynen, yani, evet. Tam da onu sana sormak istiyorum aslında. Çünkü yani bu kavramsal çerçeveyi güzel verdin ama gündelik hayatta neye tekabül ediyor o zaman bu? Yani biraz daha Afrika göçmenleri konuşurken onların deneyimlerini daha detaylı anlatırsın biliyorum ama birazcık paylaşabilir misin? Yani gündelik hayattaki ırkçılığı nasıl örneklendirebiliriz? Neler oluyor? Mesela mikro düzeyde etkileşimler. Mikro düzeyde etkileşimden kastım ne? İki birey arasındaki etkileşim, ilişki, iletişim şekli üzerinden doğan bir ırkçı yaklaşım mesela. Ya da işte bir yine otobüste farklı insanlar, Afrikalılar mesela bunu çok söylerler. Otobüste çok ırkçılığa ya da işte diğer toplu taşıma araçlarında ırkçılığa maruz kaldıklarını. Yani gündelik hayatlarını devam ettirirken ikili mikro ilişkiler üzerinden, yani makro ya da meso değil, yani toplumun üst ve orta tabakalarının değil ama daha çok mikro etkileşimler üzerinden ortaya çıkan ırkçılık şekilleri. Peki mesela bu senin görüştüğün Afrikalı göçmenler otobüsteki ırkçılığı nasıl anlatıyorlar? Çünkü yani gerçekten hani izleyicilerin de hani aslında bu konuya açık yaklaşıp anlamak, öğrenmek isteyen insanların da hani birçoğu zaman şeyi görüyoruz. Yani aslında biraz evvel dedik ya hani çok entegre olmuş bir süreçten bahsediyoruz ya gündelik hayatımızda. Hani cinsiyetçilik vesaire için de tabii geçerli. Bilmiyoruz aslında söylediğimiz şeyin ırkçılık olduğunu. O yüzden hani önemli olan hani bunun farkındalığına da varmak ya. Yani çünkü bu yaptığın ırkçı deyip söyleyip geçmek aslında ne öğretici ne dönüştürücü bir şey. Gerçekten arkadaşım diye hatta ben onu unuttum biraz evvel gösterecektim. Uluslararası Af Örgütü geçenlerde bir görsel paylaştı. Onu izleyicilere de aslında göstermek istiyorum. Sevdiğim birine ırkçılık yaptığını nasıl söylersin diye bir görsel. Burada onu da paylaşıyorum şimdi. İşte burada 7 tane madde var. İşte benli cümleler kur, yaklaşımını açıklamasını iste, sakince konuş, karşındakinin bakış açısını dinle, ölçülü bir ton kullan,
kendisini diğer insanların yerine koymasını sağla ve özellikle de bu sosyal medyadaki linç alanlarının yükselmesiyle birlikte hani çevrem içi ortamda da kendine özen göster demiş. Görmek isteyenler daha sonra bakabilirler, haberde paylaşacağım bunu ama genel olarak tabii ki de birisi, yani bunları konuşmamız, anlatmamız gerekiyor ama bazen örnekler vermek gerekiyor. Neyin hani tabii ki de her şey durumsal olarak değişiyor. Hani bu bir ırkçılıktır diye hani genelleyemeyebiliriz belki ya da belki bazı şeylerde ama hani ben şeyi merak ediyorum, ben lafı uzattım ama pratikte ne gibi eylemlere mesela diyelim benim konuklarımdan bir tanesi Suriyeli genç bir kadındı birkaç ay evvel. Ve hikayesini anlatıyordu sürekli, ev kiralama hikayesini. Ben Suriyelilere ev kiralamak istemiyorum diye gene işte de anlat, yani ne kadar uzun zamandır İstanbul'da ev bulamadığını anlatıyordu. Ya da işte senin otobüsteki arkadaşlar ne yaşıyorlar? Aslında Fox bir akademisyen der ki ırkçılık sosyal bir uygulamadır. Yani yapısal olanın gündelik hayata yansımasından bahsediyor aslında. Otobüste yaşanan da bana Afrikalı göçmenlerin söylediği, mesela çok kalabalık bir otobüste yanları boş ama kimse oturmuyor, istemiyor yanlarına. Çünkü diyorlar ki hani bizim tenimiz onların tenine değsin istemiyorlar, ten rengimizden dolayı diyorlar. Ya da işte itme kalkma oluyormuş özellikle onlara yönelik otobüste. Ya da işte mesela metroda onlar bindikleri zaman insanlar maske takıyormuş. Ama kalabalık bir metroda yani normal diğer insanlar varken maske takmazken onlar binince takıyorlarmış. Yani bu tür şeylerden bahsettiler. Ve bunlardan çok enteresandır ki bunlardan bahsederken hep ırkçılık kelimesini kullandılar. Yani kendi deneyimlerini anlatırken. Dolayısıyla maruz kaldıkları hareketin ırkçılık olduğunu onlar da aslında altını çizdi. İş yerinde, sokakta, mahallede, gündelik yaşamın her alanında ırkçılığa maruz kaldıklarını, dolayısıyla bu yüzden de izole bir hayat kurmayı seçtiklerini, çünkü ancak bu şekilde kendilerini güvende hissedebileceklerini de söylediler. Çoğu iş gücü piyasasından, sosyal ve kültürel ortamdan dışlandıklarını ve gündelik yaşamda görünür olma, hani Türkiye'de şey diyorlar, ben de çok fazla insanla konuşurken aynı şeyi duydum, başka arkadaşlarım da duymuşlar. İşte Afrikalıları biz çok seviyoruz, onlara Türkiye'de ırkçılık yok vesaire gibi söylemler ama aslında öyle değil. Çünkü onlar çok görünür olmayı tercih etmedikleri için yaşadıkları, maruz kaldıkları ırkçılıktan dolayı böyle bir algı var ama benim görüştüğüm Afrikalı göçmenler maalesef bunun tam tersi yönünde açıklamalarda bulundular. Tam orada senin çalışmalarından sadece bir tanesini görme fırsatım oldu şu ana kadar. Tabii ki de daha fazla çok okumak istiyorum. Bu Çabuk Çabuk İstanbul'daki Afrikalılar adı altında 2018 yılında yayınlamışsın. İçindeki metni sen yazmışsın. Fotoğraflar da çok güzel. Yusuf Sayman çekmiş fotoğrafları. Ve kitaptaki metne şöyle başlıyorsun tam bu söylediğin yerden. Çünkü bu tartışmalar dönerken işte Afrikalılar ne kadar namuslu, sokakta saat satıyorlar. Ama işte Suriyeliler böyle, Afganlar böyle diye bir ayrımcılık ve mülteciler arasında bir kategorileştirme diskürü dönüyordu. Sen de yazmışsın ki hayır, yanlış biliyorsunuz. Onlar sadece sokakta saat satan göçmenler değil. Onların hikayesi bundan ibaret değil diyorsun. Bu çok bana dokunan güzel bir giriş oldu. Ve İstanbul'da yaşayan Afrikalıların hayatı hakkında genel bir özet sunuyorsun ama çok da bir yandan da kapsayıcı. Bu çerçevede Türkiye'de ne kadar yani dediğin gibi çok görünmezler. Hiç bilmiyoruz. Türkiye'de ne kadar Afrikalı göçmen var? Nerelerden geliyorlar? Neden Türkiye'de kalıyorlar? Yani aslında 80'lerin sonlarından bu yana
90'ların özellikle başlarından itibaren çeşitli Afrika ülkelerinden Türkiye'ye göç etmişlerdir. Mesela geldikleri ülkeler arasında Ghana, Kongo, Etiyopya, Eritre, Kenya, Sudan, Nijerya, Somali gibi çeşitli Afrika ülkeleri var. Sahra Altı Afrika ülkelerinden özellikle 90'ların sonunda artan bir göç var Türkiye'ye. Sayıları tam olarak bilinmiyor çünkü farklı statülere sahipler. Düzensiz göçmen olanlar da var aralarında. Yani turist vizesiyle gelip daha sonra vizeleri bittikten sonra dönmeyip belgesiz olarak kalmaya devam edenler. Sayısı fazla olduğu için kayıtlarda olmadıkları için de ne kadar sayıda Afrikalı'nın yaşadığı bilinmiyor. Ama 2017'de bir paylaşılan bir resmi veriye göre 1,5 milyon Afrikalı göçmenin olduğu belirtilmişti ve çoğunun da İstanbul'da ikamet ettiği yazıyordu o veride. Bunların arasında sığınma başvurusu olanlar var mı? Evet, var. Üçüncü ülkeye yerleştirmek için bekleyenler var. Hatta uydu şehirlerde yaşayanlar var. Eskişehir'de de mesela çok fazla Afrikalı göçmen var. Ama bu süre çok uzun zaman aldığı için üçüncü ülkeye yerleştirme çoğu İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da çalışıyor. Çünkü iş olanaklarına erişimleri İstanbul'da çok daha fazla ve birbirlerinin işlerinde çalışıyor. Mesela kargo işleri var. Kargo işlerinde çalışıyorlar. Genelde bazı Afrikalıların kurduğu şirketler. O yüzden onlar da genelde İstanbul'da olduğu için hani bir uydu şehirlerinde yerleşen Afrikalılar da çoğu zaman İstanbul'a gelip orada çalışmak durumunda kalıyorlar. Dediğin şey çok önemli çünkü yani görünmez olmaları ve kayıt meselesi, yani hani kayıt kontrol açısından söylemiyorum ben ama seninle yayına hazırlanırken UNHCR yani Birleşmiş Milletler verilerini falan hiçbir yerde yok. Yani sanırsın Türkiye'de hiç Afrika'dan gelen yok ki. Bir ara Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde 3. sayıyı Kongolular bulunuyordu. Yani Suriyeliler, Afganlardan sonra en fazla geçiş yapanlar Kongolulardı. Fakat hiçbir yerde bir yeri yok. Göç İdaresi'ne baktım. Birleşmiş Milletler'e baktım. Hiçbir yerde bir rakam, bir şey görmüyorum ki senin dediğin sayı önemli bir sayı. Evet. Ben de görmedim açıkçası. Yani bu sadece bunu bulabildim. Bunu da bir makalemde kullandım ama ben de bilmiyorum gerçekten veri. O yüzden yani bu sadece benim bulabildiğim bir veri ama onun dışında hiçbir veri bulamadım. Yanlış bir rakam da söylemek istemiyorum ama bunu gördüğüm, evet. Onun dışında dediğim gibi farklı statülere sahipler. Göç nedenleri de çeşitlilik göstermekte. Genellikle ülkelerindeki çatışmalar, ekonomik zorluklar, yoksulluk, eğitim ve genellikle transit göç ülkesi olarak Türkiye'yi görüyorlar. Transit göç nedeniyle geliyorlar. Türkiye'de biraz çalışıp para biriktirip daha sonra çoğu benim konuştuğum neredeyse hepsinin amacı başka bir Avrupa ülkesine gidebilmek. Ama çoğu da tabii 5 yıl, 10 yıl boyunca Türkiye'de çalışmak durumunda kalıyorlar. Yani o kadar da kolay gidemiyorlar. Yaş grupları da daha çok genç ve orta yaş grubundan Afrikalılar var. Ailelerinin çoğu Afrikalı kadının çocuğu kendi ülkelerinde okuduğu için onlar burada çalışıp çocukların eğitimi için ailelerine para gönderiyorlar. Onların hikayelerini dinlemek çok beni etkilemişti. Yani, çocuklarından ayrı yaşadıkları ve yıllardır çocukların, hatta bazen gittiklerinde çocukların onları ya da görüntülü konuştuklarında çocukların onların tanımadığını ve bundan dolayı çok üzüldüklerini belirtmişlerdi. Onun dışında çok yüksek Afrika'da, yani bu senin kargoda da söyledin, yani Türkiye'de ticaret ya da farklı işlerde çalışıp remittances dediğimiz, Türkçesini onu bilmiyorum, kendi ülkelerine geri para göndermiş. Evet, evet. Zaten çoğu, neredeyse hepsi bunun için Türkiye'de ya da bunun için çalışıyor.
Ama en son ben yeni bir saha çalışması işi geçen ay yaptım. Yine Temmuz ayında tekrar yapacağım. Şimdi ama aslında Türkiye'nin aslında çok da onlara para kazandırmadığını, çünkü Türkiye'deki Türk lirasının değer kaybetmesinden ötürü artık burada kalmalarının çok da onları, yani çok fazla para ailelerine gönderemediklerini, çünkü burada kendileri çok zor geçindiklerinden bahsediyorlardı. Dolayısıyla bu ekonomik dalgalanmalardan dolayı aslında göç şekilleri de değişebilir önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Evet. Çabuk çabuk niye? Neden çabuk çabuk? Aslında onun çok enteresan bir hikayesi var. Çoğu Afrikalı, yani görüştüğüm çoğu Afrikalı Türkiye'ye ilk geldiklerinde çabuk çabuk kelimesini öğrendiklerini söylemişlerdi. Çünkü ilk geldikleri zaman tekstil atölyelerinde çalıştıklarını ve patronlarının daha çok, en çok patrondan duydukları kelimenin çabuk çabuk olduğunu söylemişlerdi. O yüzden ilk Türk öğrendikleri ilk kelime çabuk. Yani çabuk çabuk işini bitir üzerinden o çabuk çabuk kelimesi onlara hızlı olmaları gerektiğini. Evet, yani tabii burada emek sömürüsünden bahsediyoruz ama genelde bunu kendi gündelik hayatlarında anlatı ve komik hale getirmiş olmaları da. Evet. Çok esprili bir dille söylediler. O yüzden de biz kitabın başlığını çabuk çabuk olarak. Yani şu anda ben de hani tebessüm ederken o anlattıkların hali aklıma geldi. Evet, ama çabuk çabuk işinin de onlar için aslında bir kölelik demek olduğundan da çoğu bahsetti. Tabii canım. Yani ben onu eleştirmek için söylemedim zaten. Evet, yani benim görüştüğüm mülteciler de hep başlarından geçen travmatik olayları bile bazen çok farklı bir anlatıyla. Çünkü bu bir mücadele yöntemi. O yüzden onlar gülüyor, biz de gülüyoruz. Evet, aynen öyle. Beraber gülüyoruz yani kesinlikle. Evet. Ben bir de mesela yani çok fazla konu var ama bir yandan da bir de şeyi tabii çok hoşuma gitti kitapta, futbol meselesi. Çok Afrikalı, belki Afrika'da da zaten futbol oynayan gencin burada keşfedilmek üzere sahalara geldiği, böyle bir hani bu şey, Los Angeles'a falan hani star olmaya gidenler var ya, onun gibi futbola burada keşfedilmeye gelenler var. Çoğu futbolcu olmak, çoğu Afrikalı gencin hayali, birçok Afrikalı'da Süper Lig veya birincilikteki bir takımda oynayacakları vaadiyle menajerler tarafından Türkiye'ye getirildiklerini söylediler. Feriköy Stadı'nda antrenman yapıyorlardı. Çoğu orada bir futbol kulübü yöneticisi tarafından beğenilip bir takıma transfer olma umuduyla bekliyorlar ve oynuyorlar. Kurdukları takımlar arasında futbol turnuvaları yapılıyor. Turnuvayı kazanan takıma ödüller veriliyor. Dolayısıyla futbol turnuvaları da onların buradaki yaşamlarını renklendirdiği gibi göç alan toplum ile Afrikalı göçmenler arasında aslında oluşan önemli bir etkinlik de, aslında bir sosyal köprü de kurmasına yardımcı oluyor. Fakat tabii çok da üzücü hikayeler de var. Yani insan kaçakçıları tarafından kandırılıp bu ülkeye geliyor ve bu ülkede işte iyi bir Süper Lig takımında oynayacaklarını düşünüyorlar ama işte para, bayağı bir para ödüyorlar bunun için, ama buraya geliyorlar ama verdikleri numarayı arıyorlar, kimseye ulaşamıyorlar ve öyle bir takım yok. Öyle bahsettikleri gibi birisi yok. Dolayısıyla menajerlere mesela 5000 euro civarında para vermişler. Türkiye'ye geldiklerinde ise menajerler bir anda kaybolmuş ve bir daha onlara ulaşamamışlar. Dolayısıyla futbol takımlarının da böyle bir anlaşmadan aslında hayali olmadığı da öğrenilmiş. Maalesef çok büyük bir hayal kırıklığı. Ama bir gerçekliği de var galiba, değil mi? Sen gittin çünkü futbol maçlarında. Evet. Falan. Yani gerçekten Türkiye Federasyonu'ndan futbol federasyonu değil mi? Hiç, futbolda hiç anlamadığım bir şey ama gerçekten izlemeye gelenler oluyor mu? Buradan takımlara seçilen insanlar olmuş mu? Evet, oldu. Vardır çünkü böyle legendlar vardır. Evet mu? Evet var, ama tabii ki birincilik takımları ya da Süper Lig takımları değil. Ama evet oldu, olanlar oldu. Bir tane görüştüğüm işte Samsun'da bir küçük bir takıma transfer olmuş. Oraya seçilmiş. Oraya gideceği için çok mutluydu.
Başka işte daha küçük takımlara için seçilenler var. Ama evet, onlar oluyor. Her pazar günü futbol kulübü yöneticileri onları gidip Feriköy Stadı'nda özellikle izliyorlar. İstanbul'da yoğunluklu yaşadığını söyledin Afrikalı göçmen ve mültecilerin. Nerelerde yaşıyorlar İstanbul'da? İstanbul'da genellikle Avrupa yakasında özellikle Kumkapı'da çok fazla yaşıyorlar. Çünkü orada işleri, yani iş yerleri de orada. Onun dışında Dolapdere'de yaşıyorlar. Dolapdere, Tarlabaşı arasında yaşıyorlar. Esenler, Esenyurt bölgelerinde de yaşıyorlar. Hatta Büyükçekmece'de yaşayanlar da var. Ama çalışmak için daha çok Kumkapı, Dolapdere ve Tarlabaşı civarında bulunuyorlar. Yenikapı. Bunlar mı oluyor yani? Hangi sektörlerde? Yani bir tekstili söyledim zaten. Tekstil söyledim. İşte kargo işi. Hı. Yani buradan şey alıp tekstil ürünlerini Afrika'ya gönderip oradan satıyorlar. Kuaför salonları var. Restoranları var. Ama sadece Afrika birbirlerinin, yani ben birkaç restorana gittim. Sadece diğer Afrikalı göçmenler vardı. Yani hiç Türkiye'li birisini orada yemek yerken görmedim. Yani hani restoranlarında sadece aslında birbirleri kendi ekonomilerini kendileri döndürüyorlar bir nevi. Evet, yani genel olarak hani şey, senin yazdığın metinden de algıladığım inanılmaz bir izole, yani görünmezlikleri, hani istatistiksel verisel olarak görünmezliğin ötesinde gerçekten çok ciddi bir kapalı izole hayat yaşadıkları, evet, anlaşılıyor. Aynen öyle. Ki hani Afrika hepsi birbirinden aslında çok farklı kültürlere, dinlere sahip insanlar aslında, evet, bir yandan. Tabii yani Müslüman olan Afrikalı göçmenler de var. Belli bir apartman dairesini kilise olarak her pazar kullanan ya da bir garajı kiliseye dönüştürüp orada her pazar orada ibadetini gerçekleştiren Afrikalı göçmenler de var. Ve izole olarak yaşıyorlar. Evet, gerçekten. Çünkü bu görünmemez olmanın ya da bunu tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden birisi de işte maruz kaldıkları aslında ırkçılık deneyimleri. Mesela şeyler de bu kiliseler, yani ben pazar günleri çok katıldım onların törenlerine. Çok bir dayanışma içindeler. Mesela birisinin düğünü olacağı zaman işte orada para toplanıyor. Herkes destek veriyor. Ya da birisinin çünkü kayıtlı olmayanlar özel hastaneye gitmek zorunda oldukları için hani bebek doğması gerekiyordu. Bir kadının doğum yapması gerekiyordu. O yüzden de özel hastanede doğum yapmak zorundaydı. Çünkü kayıt olmadığı için. Onun için de para toplanmıştı mesela. Hem bir dayanışma merkezi, hem de bir araya gelip sorunlarını birbirlerini dinlediklerini ve aslında yalnız olmadıklarını ve kendilerini güvende hissettikleri mekanlar. Kiliseler olmazsa dediler çoğu. Biz burada gerçekten kendimizi böyle yersiz yursuz gibi hissederiz demişti görüştüğüm bir Afrikalı kadın. Yani dolayısıyla sadece ibadethane değil onlar için oluşturdukları mekanlar. Aslında bir dayanışma merkezi de aynı zamanda. Peki bu, yani bütün bu birbirlerine tutunma hallerine sebep olan gündelik ırkçılık olayları nedir? Bir, yani hani yaşadıkları alanlarda nelerle karşılaşıyorlar? Bir yandan da mesela uluslararası görüyoruz ki Almanya'da da son zamanlarda tartışılıyor. Mülteci gruplar da birbirlerine ayrımcılık uyguluyorlar aslında. Yani göçmenler arası da bir hiyerarşik ilişkiler var. Yani ev sahibi denen gruplar zaten genel bir üstünlük üzerinden bir söylenme, ilişkilenme, güç ilişkisi kuruyor. Evet. Yani biraz evvel anlattığın kavramsal çerçeve içerisinde. Ama bu güç dinamikleri farklı gruplar içerisinde de var diye düşünüyorum. Evet. O yüzden biraz detaylandırıp açar mısın? Nelerle karşılaşıyorlar? Yani en
son yaptığım veride ama onun henüz analizini yapmadım. Mayıs ayında topladım. O zaman görüştüğüm Afrikalı göçmenlerde bu sefer yani 2 yıl önce görüştüğüm zaman çok fazla bu konudan bahsetmemişler. Yani diğer mülteciler ve göçmenler tarafından maruz kaldıkları ırkçılığı ama bu sefer yani 2022 yılında bunun altını çok çizdiler. Özellikle komşu olmak istemediklerini mesela bir apartmanda Afrikalıları aslında apartmandan kovdurduklarını diğer göçmenlerin ama ben şimdi burada hangi göçmen grubu olduğunu da çok fazla söylemek istemiyorum. Genel olarak böyle bir evet. Yani toplumsal bir gerginlik söz konusu ve bunlar evet. Gruplar arası da birbirlerine yansıyor diye anlıyorum ben. Evet maalesef yansıyor. Nasıl, hangi, ne tür ırkçılık saldırıyor? Örnekler hı-hı. Birazcık materyalize edilmesi ihtiyacı. Mesela Afrikalı kadınlar gündelik hayatta neyle karşılaşıyorlar? Afrikalı kadınlar gündelik hayatta ırkçılığın yanı sıra aslında cinsiyetçi söylemlerle de ve tacizlerle de çok fazla karşılaşıyorlar. Özellikle yolda yürürken ya da hani bazı cinsel saldırılara maruz kaldıklarını söylediler. Özellikle işverenleri tarafından tekstil atölyelerine çalışıyor. Hatta eğer işte dediğimizi yapmazsan o zaman maaşını vermeyeceğiz ya da işten çıkaracağız gibi tepkiler. Zaten kayıtsız çalıştıkları için o işte sadece tek geçim kaynakları kabul etmek zorunda olanlar oluyormuş ama işte bunu kabul etmeyip hani gidenler de oluyormuş. Bir de işte seks objesi olarak görüldüklerini çok söylediler. Özellikle yolda yürürken çok fazla lafa maruz kaldıklarını ve işte insanların dokunmak istediklerini ya da dokunduklarını bundan çok rahatsız olduklarını söylediler. İnanılır bir şey değil. Yani hani yoldan geçerken insanlar o kadar bir kendilerini hak sahibi görüyorlar ki diyor o zaman kadınlar hani bana dokunup evet. Yani hani normalde bir yabancı bedenimiz kendi özel alanımız yani hani ona evet. Nasıl dokunabilirsin? Evet ama maalesef öyle deneyimler var. Onun dışında mesela kilisenin de zaman zaman ırkçı saldırılara maruz kaldığını işte kilisenin kapısı söylemişti. Mesela şöyle demişti, semtte yaşayan komşular kilisemize çeşitli saldırılar gerçekleştirdiler. Polisi aradık, başımıza gelenleri anlattık. Fakat bir soruşturma başlatılmadı ve bizim sessiz olmamız gerektiği söylendi. 2 yıldır bu kilisenin papasıyım ve bu süre içinde kilisemize birçok saldırı gerçekleşti. Bu saldırılar bizi çok rahatsız ediyor ve korkutuyor. Yavaş yavaş söyle. Pardon. Bir yandan şey zamana bakıyorum da geç uzattım diye düşündüm. Çok önemli bunlar. Tamam baştan başlıyorum. Dediler ki bu semtte yaşayan komşular kilisemize çeşitli saldırılar gerçekleştirdiler ve biz polisi aradık, başımıza gelenleri anlattık fakat bir soruşturma başlatılmadı ve bizim sessiz olmamız gerektiği söylendi. 2 yıldır bu kilisenin papazıyım ve bu süre içinde kilisemize yönelik birçok saldırı gerçekleşti. Bu saldırılar bizi çok rahatsız ediyor ve korkutuyor. İleride kiliseleri kapatacaklar diye endişeleniyoruz çünkü kiliseler bizim için sadece ibadet mekanları değil aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri. Bu önemli. İstanbul'da kilise açmanın önünde en büyük zorluğun aslında kurumsal ve toplumsal ırkçılık olduğunu da söylemiş bir kilisenin papası. Özellikle komşular tarafından maruz kaldıkları ırkçılığı şu ifadelerini tekrardan anlattı. Buradaki komşular pazar sabahları kilisenin önünde toplanıp burada cami olmalı, bu cami değil, burası nasıl Türkiye diyerek kiliseye gelen kişilerin girişlerini engellemek için önlerini kesiyorlar. Bazen kilisenin kapısının önüne köpeklerle geliyorlar ve köpeklerle içeri girmeye çalışan insanların üzerine sürüyorlar. Bize saldırdıklarını polise söylediğimizde ise polis hiçbir şey yapmıyor. Kilisenin girişine arabalarını park edip girişi engellemeye çalışıyorlar. Bizi burada istemiyorlar. Kiliseyi kapatacaklar diye korkuyoruz. Kiliseler bizim için çok önemli. Kapatırlarsa sadece ibadet mekanlarımız değil, aynı zamanda duygusal bağ kurduğumuz, bir araya geldiğimiz, bizim için çok önemli sosyal alanlarımız da yok olur. Burada sen aslında belki hani şöyle bir genel toparlamaya başlayacak olursak kesişimsel bir şeyden bahsediyorsun aslında. Yani ırkçılık, cinsiyetçilikle birlikte ya da işte
vicdan özgürlüğünün engellenmesi, inanç özgürlüğünün engellenmesi ve işte ırkçılık. Yani bunların hepsi aslında aynı anda kesişimsel olarak Afrikalı göçmenlere saldırı olarak. Tabii ki. Yani sınıf da aslında önemli. Çünkü bence zaten her sosyal çalışmalar, yani her türlü sosyal alanda yapılan araştırmalar aslında bu kesişimci bir metodolojik yöntem ile yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden ben araştırmalarımda bunu da çok öne çıkartmaya çalışıyorum açıkçası. Evet. Yani bir de mesela en son kapatırken belki hem bir iyi bir zor bir şey belki sana sormak istiyorum aslında. Yani birincisi hani şimdi tabii Afrikalı göçmenlerden bahsettik fakat genel olarak tüm dünyada şöyle bir algı var ki ırkçılık sadece siyahilere yönelik olan, beyaz siyah diye kurulan ikilik üzerinden olabilirmiş gibi görüyoruz. Ama genel olarak mültecilere yönelik dünyanın her tarafında gördüğümüz ayrımcılığın aslında farklı bu kolonyal bir bakış açısıyla aslında farklı kolonyalliklerle şekillendiğini ve sadece siyahi kişilere yönelik olmadığını görüyoruz sanırım. Evet, tabii ki. Kesinlikle. Yani evet, bunu görüyoruz. Türkiye'de de bunu görüyoruz. Suriyeli mülteciler üzerine yapılan ırkçılıkta işte bu topraklar bizimdi, zaten buralar bizim. Hani bunlar da hani o gibi üzerinden yapılan bir hak görme üzerinden bir ırkçılık. Ve bunu tabii İngiltere'de de görüyoruz. Amerika'da da Fransa'da da görüyoruz. Yine oradaki Afrika'dan göçmenlere yapılan ırkçılık üzerinden. Fransa zaten çok farklı bir alan herhalde. Ben 2008'de İngiltere ile ilgili kısa bir sağ çalışması okumuştum. Nasıl ırkçılığın gündelik hayatta farklı, entegre olduğuna dair. Mesela İngilizler çok böyle polite'tırlar ya, ne derler ona? Neydi polite Türkçesi hani insanlara? Nazikler. Çok nazik genelde toplumsal davranışları ya. İşte diyorlardı ki araştırmada, bir İngiliz mesela sokakta bir mülteci gördüğü zaman kapıdan geçerken ona kapıyı açabilir. Hı-hı. Ama eve gittiği an televizyonu izlerken mesela dile gelmeyecek, söyleyemeyeceğimiz söylemler ya da işte oy verirken bu ayrımcı ve ırkçı politikaları yerine getirecek işler yapabiliyorlar demişlerdi. Evet. O yüzden aslında genel olarak bu ırkçılığın gündelik hayattaki etkilerini biraz daha konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha böyle hani canlandırmamız ve anlatmaya devam etmemiz. Çünkü hep aynı şeyle bitiriyorum yayınları ama hani bu bizim hepimizin geleceği. Irkçılık nihayetinde aslında ırkçılık, ayrımcılık nihayetinde hepimizin etkileyecek şeyler. Yani evet, tabii ki. Birilerini buradan gönderelim dediğimiz zaman, ki işte şu anda Danimarka'da, İngiltere'de, Ruanda'da yapılandan bağlayacak olursak, gönderdiğin zaman sonuç geriye bize kalıyoruz ve hani o ayrımcılık ve ırkçılığımızla birlikte bir arada yaşam doğru bir yaşam değilmiş gibi geliyor bana, en azından benim. Kesinlikle. Ben de şunu söyleyeyim, ırkçılık öldürür. Evet. Maalesef. Tamam, ama böyle bitirmeyelim de şöyle soruyor. İnsanları şey yapmayalım. Bir yandan da ama ırkçılık sonunda öldürür. Evet, yani bunu çok gördük. Türkiye'de Festus Okey davasında gördük. Farklı birçok Türkiye'de yaşayan Afrikalı göçmen ve mülteciler üzerinde. Sen sanırım birçok mültecinin cenazesine dahi katıldın Türkiye'de. Yani birçok değil de evet. İki. Pardon. Evet. Pardon, özür dilerim, yanlış düşünmüşüm. Peki ama gene de Yusuf Bey'in çektiği fotoğraflar çok güçlü. Evet. İnsanlarda inanılmaz bir enerji var. Çok yani fotoğraflardan insanlara bakmalarını tavsiye ederim kitaba. Görseller büyük bir irade de gösteriyor. O nedenle bu iradeyi de belki kısaca insanların hayatta kalma, Türkiye'de tutunma ve bir şekilde mücadele etme meselesiyle ilgili paylaşmak istediğim bir şey varsa öyle bitirelim. Bu sosyal alanlar, kurdukları sosyal alanlar onlar için çok önemli. Umarım devam eder ve umarım
sosyal alanları etkilenmez ve onların dayanışması kendi aralarında çok güçlü. Ama maalesef göçmen gruplar arasında bir dayanışma olduğunu söyleyemiyorum Türkiye'de. Ama Afrikalılar kendi aralarında dayanışma içindeler. Bu dayanışmanın zaten onları güçlü kılıyor ve hala hayatta tutuyor. Onun da daha çok çoğalarak devam etmesi dileğimle. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok önemli ve kıymetli bir çalışma yaptığın, hani benim hani ne haddime bunu söylemek ama bir yandan da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani bir mülteci hakları alanında da bir odaklanma var Türkiye'de. Ve hani bu hikayelerin görünür olmasını sağladığın için emeğine, vaktine, düşüncelerine sağlık diyeyim, çalışmalarına. Tekrardan umarım devamında önümüzdeki yaz ve daha sonra yaptığın araştırmaları analiz etme fırsatın olduğunda tekrardan konuşmak isterim. Eğer çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yollarda programını da bugün bitirdik. 2 hafta sonra tekrardan Yollarda programında pazar günleri Medyascope Plus'ta görüşmek üzere. Biliyorsunuz artık Medyascope Plus'tayız. Medyascope Plus'a da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler, iyi pazarlar.